Bilmeyenleriniz için söylüyorum, ben Mehmet Berkay Avcı. Bugün Gebze Teknik Üniversitesi'ne gideceğim. Şimdi yola çıkıyorum. Yavaştan yola koyulayım. O arada da işte jenerik müzik falan gelir herhalde. Görüşmek üzere. Bir şöyle bir geçelim. Evet. Evet, yaklaşık 1,5 saatlik bir yani yolculuğun ardından vardım. Okulun şu an bu ana kapısı. Ana kapısından hariç bir tane de yanda Marmaray kapısı var. Yani öğrenciler direkt Marmaray'dan iner inmez duraktan çıkar çıkmaz aslında şöyle göstereyim. Yani şuralarda bir yerde olması lazım. Treni şurada görüyor olabilirsiniz. Yani aslında öğrenciler hani Marmaray durağından çıkar çıkmaz okulun kapısına ulaşmış oluyorlar. Yani okulun güzel avantajlarından biri bu. Hatta benim çok fazla kullandığım bir şey oldu bu. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Sakarya'dan hızlı trene biniyorum. Ondan sonra Gebze Marmaray'da iniyorum. Gebze Marmaray'dan buraya hemen geliyorum. Yani yurdum da hemen yani gözüküyorsa şurada bir yerde. Gayet iyi oluyor aslında. Ama okulun tabii ki de eksikleri var. Yani her okulda olduğu gibi eksikleri var. Ama bunu bence şu anki videoda konuşmayalım da sonraki videolarda konuşalım da içerik çıksın. O zaman bir yavaştan şu Marmara'ya bir gidelim de bir hani göstereyim size. Tabii maske takmak önemli ama yanımızda kamerayı tutacak bir yaverimiz yok. Yolda da düşündüm bunu. Ben de isterdim dedim. Beni çekecek biri olsun araba kullanırken ama yok maalesef. Berkay böyle tek başına ordu gibi. Kamerası, tripodu, telefonu, arabası böyle tek başımızayız yani. Aslında bilmiyorum işin keyfi yanı da bu olabilir. Her şeyle ben ilgileniyorum. Güzel bir şey ya, ne bileyim. Ya aslında var ya, bilmiyorum yani bu şey değil yani yanlış anlaşılmasın. Ya okuldan Marmaray geçiyor falan. Bu bir vizyon değil. Ama nedir? Çok güzel bir imkan. Şuradan şöyle kapıyı da göstereyim. Ana kapısı bura. Yani bence bu üniversitenin kötü yanlarından biri. Etrafında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı bir şey. Bir market olsun. Ne bileyim. Hani sosyallik de bir ihtiyaçtır. Hani bu tarz bir şey yok. Zaten okula gelirken de hani bu tarz videoları izlerseniz genellikle herkesin söylediği şey bu arkadaşlar. Hani sosyal bir hani şey yönü eksik hani. Sadece sosyal değil, yurt imkanları da sıkıntı. Hani öyle yurt, yakın yurt çok fazla bulamıyorsunuz. KYK'da uzakta yani. Bu da benim okul çevresinde böyle elime kamerayı alıp çekim yaptığım nadir zamanlardan. Bir tık da utanmıyor değilim yani. Amca da dik bakıyor. Şimdi Marmara'ya gidiyoruz. Ulan hani bilmiyorum utanmam normal mi ama hani elinde bir tane kamera falan böyle dolaşıyor ortalıkta salak suluk. Hani şey oluyor biraz insan değişik oluyor. Ben normalde hani böyle videoları kendi başıma çektiğim için tripoduydu yok bilmem ne ayarlaması ışık falan. Genelde böyle bir kastırırım kendimi böyle bir tuhaf hissederim. Ama yani dışarıda da çekim güzel oluyor ya hava günlük bir eşlik. Bakın çok güzel. Ben hani burada inanın şöyle söyleyeyim. Çoğu yerde bulamadığınız huzuru burada bulursunuz. Gebze normalde bir sanayi kentidir ya. Hani sonuçta böyle
duman kokusu, is kokusu falan. Çünkü niye? Gebze harbiden sanayi kenti. Aslında üniversitenin avantajlarından da biri bu. Yani çevresi dört bir yanı sanayilerle olan bir yerde tabii ki de avantajlar, hani fabrikalarla dolu olan bir yerde avantajlar tabii ki çok daha fazla oluyor. Ama tabii bu kadar sanayiyle çevresi kaplı olan bir yerin böyle yeşillik, böyle kuş sesleri, güzel ağaçlar, böyle renkli renkli ağaçlar, yani çok güzel bu anlamda üniversite. Ben hani kesinlikle bu anlamda şey, yani rahatlatıcı bir yer açıkçası. Çoğu yerde bulamadığınız huzuru burada bulursunuz. Hani şöyle de göstereyim, yürürken konuşayım. Burası Marmaray Kapısı'nın girişi. Ana kapı zaten orada. Az önce arkamda gördüğünüz yer orada. Şöyle ilk başta hazırlığa geldiğinizde şu, netleyebilirsem, şu binaya gelirsiniz. Çoğu arkadaş buraya gelir. Eski işletmedir burası. Mekan en azından bir tık güzeldir. Hani olsa hazırlığımı boş vermişti. Tabii pandemide hazırlık olan arkadaşlara Allah sabır versin. Ben en azından yarım dönem o hazırlık duygusunu yaşayabildim, o boşluğu. Yani süper bir şey. Şu an mum bağırıyorum. Ama tabii ki yani üzülüyorum açıkçası arkadaşlara. Benim mesela üniversitede girdiğimde en çok sevdiğim yerlerden birisi şurası oluyor. Burası beni mest ediyor. Yani şöyle ağaçların güzelliği, böyle üniversite ilk ana kapıdan girer girmez bir huzur doluyor insan. Bu anlamda çok güzel. Yani buradaki ağaçların belki zibilyon tane fotoğrafını çekmişimdir. Eski işletme dediğim mekanda şurası aslında. Şöyle göstereyim. Kamera titriyor olabilir bu arada. Dijital sabitleyiciyi açmadım. Kropluyor görüntüyü, lanet olsun. Hani elimde titriyor heyecandan. Video çekerken heyecanlanıyorum artık. Kardeşlerim bu kadar heyecana bir like, abone artık. Bir abanırsınız artık. Yani o YouTube'u bir canlandıralım ya. Ya bu mekanda, ya şurada yine kapalı tenis kortları var. Halı saha var. Ne bileyim. Şu alanda normalde işte şey yapılıyor. Yılın başında genelde şey yapılıyor burada. Tüm kulüpler bu alanda kendine stand açıyor. Öğrencilere hem tanıtım hem de kulüplere alma amacıyla stand açıp böyle şöyle yüzüyorlar. Stok görüntüler varsa koyarım zaten. Bence güzel bir etkinlik. Ben mesela orada tanımıştım bütün kulüpleri. Nedir, necidir, ne değildir. Yani güzel bir şey. Hani desteklediğim bir etkinlik açıkçası. E tabi pandemiden dolayı gene yok yani. Çok üzücü. Bir de şenlik olarak hani bahsedebileceğim kelebek ateşi var. Kelebek ateşi üniversitenin sahil tesislerinde hani okulun düzenlediği bir etkinlik. Hani böyle şarkılar söylenen, işte harbiden ateş yakılan bir etkinlik. Ya sarıyor, o da güzel. Hani eğleniyoruz. Böyle şeyleri ben destekliyorum açıkçası üniversitelerde. Hani şimdi bazı görüşler çıkıyor. Nedir işte, üniversite eğitim kurumudur, ne eğlencesi falan. Öyle değil. Yani insanların belirli bir vizyon elde edebilmesi için sadece eğitim gerekli değil bence. Yani hem ortamın, ortamdaki insanların düşünceleri, ondan sonra eğleniş tarzları, ondan sonra üniversitenin sosyal anlamda kattığı şeyler, bunlar hem iş hayatında da insanlara bence fayda sağlayan şeyler. Burada işte halı saha var dediğim gibi. Abilerim elimde kamera görünce hayırdır kardeş bir baktılar. Keşke adamların videosunu çekseydim ya, var ya çok güzel olurdu ya. Abilerim be. Şeyi de göstermek istedim. Aslında bu üniversitenin en sosyal alanı kelebek kafedir. Hani
Kelebek Kafe en çok yoğunluğun olduğu ve sürekli bir böyle sirkülasyonun olduğu yerdir. Açıkçası bir de yabancı diller bölümünün yanında olduğu için, hatta birleşik olduğu için sürekli olarak insanların gelip gittiği bir yerdir. Senin ilk dönemi en çok kullandığım yol burasıydı. Şimdi okulun bence en güzel mekanını göstereceğim. Bence okulun en güzel sokağı, en böyle yeşilliğinin en güzel olduğu mekan bence. Ve buradan açıkçası ben her yürüdüğümde çok iyi, çok güzel hissediyorum. Böyle hani o üniversite olgusunu hissediyorum ya, öyle diyeyim. Pandemi var ya, bu bahsettiğim yemekhane, bu taraftaki yemekhane burası arkadaşlar. Şöyle, hani burada öğle zamanı, öğlenleyin böyle kuyruklar olurdu. Şimdi içine dahi giremiyorum. Yani kapalı zaten gördüğünüz gibi. Üzücü be, gerçekten üzücü. Yani baktığınız zaman bir yıl, bir buçuk yıl geçmiş ama yani şu şenlik, ya bu da mesela bir kalabalık. Ya burada sırada beklerken muhabbet edersin, ne bileyim içeri girersin arkadaş grubuyla falan. Ama hepsi yok yani, gitti. Çok kötü ya. Yani gülüyorum ama üzülüyorum da yani. Çok üzücü ya. Allah, şöyle göstereyim bu yemekhaneyi de. Özleyenler beğensin ya, cidden. Hani ben mesela buraya geldiğim zaman şurada kimsenin olmaması beni böyle çok pis üzüyor ya. Aldığı çok üzülüyorum yani. Bu şekilde. Bu arada şunu da ekleyeyim. Ben bu videoyu 2-3 aydan beri planlıyordum abi. Ama ya iş çıkıyor. Yani bu da hayıflandığım bir durum değil açıkçası ama ya iş çıkıyor ya da istediğim gibi olmuyor. Zaten bayağıdır da yağmur yağıyordu. Açıkçası benim de yemiyordu yani. Şey yapmak için, video çekmek için, kamerayı yağmura çıkartmak için. Yani pek gözüm kesmiyordu açıkçası. Ama bugüne nasipmiş. Yani geldik, çekiyoruz be. Şunu söyleyeyim. Okul dönemi olsaydı açıkçası ben yapamazdım bu videoyu. Yani yapamazdım. Cesaret edemezdim. Bilmiyorum, şey olurdum. Bir çekinirdim yani. Bu da benim herhalde özelliğim. Bilmiyorum. Sıkıntı olurdu ya. Ne bileyim. Bir rahatsız hissederdim ya. Bu huyumu da bırakmalıyım. Ama maalesef öyle.